Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli FM TV izleyenleri hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bir hakikat incileri programında daha yine Resulullah Efendimizin hayatında bizleri buluşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Allah'ım bize buradan... Güzel istifadeler nasip eylesin. Peygamberimizin o güzel hayatından güzel yaşantılar hepimize ikram eylesin inşallah. Evet sevgili izleyenler Resulullah Efendimizin hayatı çok güzel. Anlatması da güzel. Dinlemesi de güzeldir. Öyle tahmin ediyorum. Ama sizlerden rica ediyorum. Ya Resulullah Efendimiz bize örnek olsun diye gönderildi. Yani peygamberi yaşasın. Biz de ümmeti olarak onun yaşadıklarını dinleyelim demek. İnanın en başta Resulullah hakaret olur. Bize dese ki ahirette ya ümmetim ben ne için gönderildim? Dini tamamlamak için, İslam'ı yaymak için ya Resulallah. Peki size ümmet oldunuz, bana inandınız. Benim sizlere karşı yapmam gereken neydi? İşte din nasıl yaşar onu göstermekti. Peki dini sadece ben mi yaşamam gerekirdi dese deriz ki olur mu ya Resulallah? Din aslında hepimize indi ama sen yaşadın o mükemmelliğinle, olgunluğunla, kalitenle, şuurunla, bütün zerrelerinle hayatınla biz de seni örnek almamız gerekiyordu hayatımıza bir bakalım gerçekten Resulullah Efendimiz hayatımızda ne kadar var ya onun yaşadığı gibi bir insan şunu şuna dua etmez mi Rabbine ya ya Rabbim be ben de senin bir kulunum Resulullah Efendimizin ümmetiyiz ne olur ya Rabbi ya bana da Resulullah Efendimiz gibi bir gece nasip eyle bana da Resulullah Efendimiz gibi bir gün nasip eyle onun yaşadığı bir anı bir a günü hayatından herhangi bir bölümünü bir ayını neyse bana da bir şeyler ikram eyle ya Rabbi. Böyle Resulullah Efendimizin hayatını duyuyoruz, izliyoruz, dinliyoruz. Resulullah şöyle yapmış, böyle yapmış diyoruz. Ama sadece dinliyoruz. Ama sadece izliyoruz. Hayatımızda Resulullah gerçekten sadece izlenmesi, dinlenmesi gereken mi birisi yoksa bak Resulullah böyle yapmış, tıpatıp birebir ona uymak, ona tatbik ed onun yaşamış olduğu dini tatbik ederek ahirete biz de şöyle sorunsuz, böyle pürüzsüz, böyle güzelliklerle, mükemmellikle beraber Allah'ın huzuruna çıkarak bir güzel kul olarak çıkmayı Rabbimiz ikram eylesin. Yaşadığımız dünyada maalesef dine, Resulullah'a, İslam'a hakiki anlamda pek değer verilmiyor ama ya zaten değer verecek olan kim? Allahü Teala Hazretleri. Bugün maalesef popçulara, sanatçılara, Allah'ın haramını işleyenlere VIP'ler, özel bölümler, özel karşılamalar, özel ilgiler, özel alakalar var. Bugün belki dünyada Müslümana, sünneti yaşayana ismi bile duyulmuyor. duyulmuyor. Sünneti yaşattırana önem verilmiyor. <laughs> VIP muamele gösterilmiyor ama ahirette dünyada belki gösterilmesi daha iyi olurdu ama gösterilmese bile Üzülmeyelim ki dini güzel yaşayan, güzel ümmet olan ahirette Allah Azze ve Celle Hazretleri ne yapacak? Değer verecek. Seni ahirette Allah karşılayacak. Melekler karşılayacak. Peygamber Efendimiz ve peygamberler ve sahabeler karşılayacak. Sen daha ne istiyorsun? Yaşadığın zaman, güzel örnek olduğun zaman sana Allah çok güzel kıyaklar yapacak. Allah'ın bize yaşamayı nasip eylesin. Evet. Malum geçen hafta ne anlatmıştık? Efendim, Peygamber Efendimiz doğduğu ve insanlar Mekke çok sıcak olduğu için Beni Saat yurduna çocuklarını gönderiyorlardı. Orada süt anneye veriyorlar. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yani sütten hariç o çocukların dilleri, konuşmaları vesaire onlar ne yapılıyordu? İnsanlara öğretilmesi için, iklimi de yumuşak olduğu için, çok sıcak olmadığı için Beni Saat yurduna gönderiliyordu çocuklar. Netice itibariyle dedik ya hep zenginin çocuklarına bir şeyler oluyor. Özel muameleler, muameleler oluyor. Peygamber Efendimiz'in süt annesi Halime annemiz Kocası Halis ile beraber geliyor. Mekke'de herkes durumu iyi olan, öksüz yetim olmayan Bunun parası güzeldir, bize vereceği ücreti yüksektir dediği insanların çocukları Kapış kapış kapışıldı. Halime annemiz zaten merkebinde zayıf olduğu için biraz da fakir olduğundan dolayı yavaş yavaş timtim geldi. Bir baktı ki Mekke'de süt anneye verilecek çocuk kalmamış. Dönüyor dolaşıyor, üzgün üzgün mahzun mahzun dolaşıyor. Derken yolda kimle karşılaşıyor? Dedik ya Allahü Teala Hazretleri insana iyilik yapacağı zaman önce bir hafif ne yapıyor? Alt zemin olsun diye iyilikten önce hafiften bir sarsıntı yaşatıyor. Böyle hafiften bir sarsılıyor böyle. Ben ne yapacağım? Buraya kadar geldim, zahmet ettim. Ben buradan şimdi çocuk da almadan gideceğim. Ne yapacağım? Nasıl geçineceğim? Düşüncesi, düşüncesi kaygısı var. Ama Allah Halime annemize öyle bir bereket verecek ki yiyecekleriyle, içecekleriyle, mutluluk ve huzurluklarıyla beraber muhteşem bir hayat Halime annemizi bekliyor. İşte o muhteşem hayatın başlangıcında Mevla'nın hafif bir latifesi diyelim bir üzüntü var. Mekke boşalmış, çocuklar gitmiş, alınacak çocuklar alınmış. <laughs> Halime annemiz üzgün bir bakıyor ki bir yaşlı görüyor. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'i görüyor. Böyle sanki sözüne itibar edilen birisi sanki ikisi birbirini bekliyor. Sanki ikisi birbirine bir dert anlatacak. Allah ikisini karşılaştırıyor. Bu zat kainatın efendisi, dedesi kainatın efendisinin dedesi Abdülmuttalip. Yaklaşıyor. Sen kimlerdensin, Kimsin? Diyor ki benim ismim Halime. Ben Beni Saat yurdundan geliyorum. Beni Saat kabilesindenim. Ya diyor ben çocuk emzirecektim. Süt annelik yapmak istiyordum. Buraya geldim. Maalesef diyor bana hiç çocuk kalmadı. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Buradan da diyor bir çocuk almadan gitmek istemiyorum fakirim, muhtacım. Hani bizde de öyledir yani insanlar durumu zor. Ona tam bir iş düşecek. Hiçbir iş kalmamış. O üzüntü mahzunluk var ya mahzunluk. Allah işte böyle cilvelerle beraber ortaya neler çıkarıyor. muttalif diyor ki ona ne güzel diyor ya. Sen merak etme gel bakalım. Senin adın neydi diyor Halime. Halime yumuşaklık hilimden. E senin yurdun da çok güzel diyor. Sana diyor Yetim bir çocuğum var, torunum var diyor benim. Oğlum vefat etti demiş Abdülmuttalip. Sana diyor ben ismi Muhammed diyor. Benim bir torunum var. Annesinin de diyor emzirmede sıkıntıları var. Sen diyor ona bakar mısın? Merak etme ücretini alacaksın diyor. Allah Resulü'nü sunuyor. Allah Resulü'nü sunuyor. Halime annemiz Resulullah Efendimiz'e şimdi zaten çaresiz. Kocasından da izin almadan bir şey yapmak istemiyor netice itibariyle diyor ki kocama da bir sorabilir miyim diyor ama aslında bu soru öylesine bir soru. Zaten kabul edilmiş. Çünkü çocuk yok zaten. Çünkü çocuk yok. Mecburen bunu alacaklar. Kocası beklenmedik bu teklif karşısında Halime annemiz kabul ediyor. Nezaketen kocasına da diyor ki yahu böyle bir çocuk var. Ama diyor bizim bu çocuğu tam başka alabilecek de bir şeyimiz yok. Allah diyor belki bize bununla beraber bereket getirir. Gel diyor biz onunla diyor bu çocuk bize bereket getirsin bu çocuğu alalım. Koca Haris diyor ki yapacak bir şey yok. O zaman bunu alalım. Ve mübarek Halime annemiz Abdülmuttalif'in yanına, yanına geliyor ve diyor ki tamam teklifini kabul ediyorum. Çocuğu almaya gidebiliriz diyor. Abdülmuttalip gel o zaman diyor takıl benimle beraber. Kainatın efendisinin o mübarek olduğu eve şu an hala biliyorsunuz Mekke'de güzel böyle beyaz nurani bir şekilde hala durur o ev. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varıyorlar. Efendim peygamber efendimiz böyle beyaz bir şeyin içinde bezin içinde daha eve girerken müthiş bir koku var evde. Allah Resulü'nün mübarek kokusu. Müthiş bir feyiz var müthiş bir huzur var. Yani Allah ve Resulü varsa üzüntü ve yok. Tam tersine eğer bir yerde de Allah Resulü varsa gerçekten mutluluğun, huzurun, mükemmelliğin zirvesi var. Bugün senin de evinde mutluluk ve huzur istiyorsan Resulullah olmalı. Yaşantıların da mutlaka Resulullah olmalı. Bakın daha bebekken Halime annemiz o kadar etkileniyor ki. Ya diyor ne güzel bir ev. Sonra geliyor, Allah Resulü'nün o mübarek, bereketli simalarını görüyor. Eve giriyor, hüzün ve ızdırap. O biraz önce içinde ızdırap vardı. Ya biz nasıl geçineceğiz? Şimdi yetim birini alıyoruz. Hani fiyatta konuşulmaz, ücrette konuşulmaz niye? Babası yok. Ama dedesi de kefil oluyor olaya. Netice itibariyle daha eve girerken, o kalpteki bütün o vesveseler ne olacak? Bundan sonra ne yapacağız? Nasıl yiyeceğiz? Geçimimiz ne olacak?" dediği o bütün sıkıntılı düşüncelerin tamamı kalkıyor. Eve geliyorlar. Böylesine güzel bir yavruyla karşı karşıya gelince halime annemiz titriyor, heyecanlanıyor. Diyor ki yav ne güzel bir şey. Daha fazla dayanamıyorum. Yanına yaklaşıyor. Böyle Allah Resulü uyuyormuş herhalde. Gözünde üstündeki o bezi bir kaldırıyor. Allah Resulü de o mübarek ...siyahi gözleriyle, mükemmel gözleriyle... ...süt neyle ile Resulullah Efendimiz göz göze kalıyor, göz göze... ...Halime annemiz sevinç çığlıkları atıyor... ...heyecanlanıyor, dayanamıyor... ...daha girer girmez... ...halbuki orada aç mı tok mu olduğu belli değil... ...Allah Resulü'ne de mübarek gözlerini açmış... ...Halime annemiz de karşı karşıya gelince o kadar etkileniyor ki... ...birbirlerine bakıyorlar... ...sanki Resulullah Efendimiz'in ona bakışıyla beraber... ...zaten Halime annemiz ne oldu... Daha eve girerken o içindeki üzüntüler, gamlar, kederler gitti, huzur gelmişti. O Allah Resulü'nün bakışıyla beraber daha mükemmel bir heyecan, daha mükemmel bir sevgi, müthiş bir yakınlık, acayip bir mutluluk ve huzur, yakınlaşma, akrabiyet geliyor. Hemen alıyor, ve emziriyor. O halime annemiz zayıf dediğimiz, işte beni saat durduda kıttık vardı. Ya burada süt yok dediğimiz annemizden tabiri caizse pınar gibi sütler geliyor. Diğer tarafta kendi oğlu Abdullah, diğer tarafta Resulullah Efendimiz emziriyor. Ve hemen hemen kabul ediyor. Haris ve Halim annemiz ilk ifadeleri şunlar. Bu çocuk bize çok bereket getirecek. Bu çocukta inanılmaz güzellikler var. İşte o çocuk kim biliyor muyuz? Resulullah Efendimiz. Daha bebekken varlığı her yere rahmet. Bugün adamda evinde huzur yok, mutluluk yok, bereket yok. sebebini geliyor soruyor. Allah rızası için senin evinde bereket olursa zaten anormallik olur. Senin evinde Kur'an ahlakı yok ki Müslüman. Senin evinde Resulullah sevgisi yok ki. Senin evinde, hakiki anlamda söylüyorum. Var ama sevgi, olması gereken sevgi yok. E senin evinde çocuklarında Resulullah Efendimiz'in isminin dışında hiçbir özelliği yok ki. Sende Ey baba Resulullah Efendimiz'in sünnetinden kaç tanesi var? Sen de ey anneler, neneler, teyzeler, halalar işte bütün hanımları kastederek söylüyorum. Sizde Resulullah Efendimiz'in önerdiği Müslüman hanımında olması gereken vakarın, olgunluğun, mükemmelliğin, eğiticiliğin, Müslüman kadında olması gereken güzelliklerin ve mükemmelliklerin kaç tanesi var? Ey anneler ve babalar evlerinde çocuklarına, Allah Resulü'nün tavsiye ettiği eğitimden, Allah Resulü'nün tavsiye etmiş olduğu İslam'dan bahseden kaç tane anne baba var? Çocuklarınız ne kadar İslam'dan haberdar? Hadi bir seçim yapalım. Yüzde kaçılardayız? Üçülerde miyiz? Beşlerde miyiz? Yüzde onlarda mıyız? Ondan sonra evlerimiz niye böyle ki? Herkese de şöyle bir şey var. Şimdi hoca olduğumuz için, hocam bizim evde nazar mı var? Ya evde hiçbir şey yok. Evde nazar da yok. Sıkıntı mı var? Sensin işte. Bak aynaya göreceksin sıkıntıyı. Anneler evde sıkıntı var diyorsunuz ya. Evde nazar falan yok. Nazar dualarıyla kendinizi sakinleştirmeye çalışmayın. Evde olması gereken Allah ve Resulünün ölçüsü yok. Evde olması gereken Allah ve Resulünün sevgisi yok. Evde olması gereken huzur ve bereketin asıl sebepleri olan İslam'ın emir ve yasaklarının yaşanması, uygulanması var ya onlar yok onlar. Bırakın şimdi her şeyi nazara bağlamayın ya. Bütün insanların bugün gözü senin evinde, odanda, aile yaşantında mı? Kılıfını bulmuşsunuz. Benden demiyorsunuz ya. Hatalar benden değil. E ne yapalım o zaman? Bir kılıf bulalım. Nereden? Nazar var herhalde. Bir nazar duası yazdıralım. Ne olacak? Düzelecek. Vallahi düzelmez ya. Şaka gibisiniz. Şaka yapıyor gibisiniz. Allah Resulü yaşanmayacak. Allah hatırlanmayacak, peygamber ve Allah'ın eğitimi verilmeyecek ve o evde huzur olacak öyle mi? Siz o zaman huzuru çok yanlış tanıyorsunuz. Bak beni saat yurdundan daha Allah Resulü peygamber olmamış, daha bir aylık bir bebek. İnsanların içinde sıkıntı var, insanların gönlünde daralma var, insanların hayatlarında, beyinlerinde çok farklı düşünceler var. Ama Allah Resulü'nün olduğu odaya giriyor. Kalbinde kokuyor bütün o sıkıntılı düşünceler, bütün o sıkıntılı sıkıntılı istekler, arzular hepsi gidiyor yerine ne kalıyor? Yerine ne kalıyor? Yerine mutluluk ve huzur kalıyor. Ve ilk bereket ilk bereket ne oldu? O süt eksikliği, sıkıntılardan, kuraklıklardan hayvanlarda işte süt olmayınca, yemeklerde, gıdalarda eksiklik olunca olan şeyler ne oldu? İlk bereket Allah Resulü ile beraber kendini ortaya koymaya başladı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Halim annemiz kucağına alınca hiç indirmek bile istemedi. Ama ha, Amine annemiz bu sefer ağlıyor. Niye? Ya öz bir anne. Evet çocuğu gerçekten süte ihtiyacı var beslenmeye ihtiyacı var, süt anneye ihtiyacı var. Gitmesi lazım. Bunu biliyor ama bir tarafta inanılmaz bir sevinç var. İşte diyor aradığımız bereketi bulduk. Evlerimizi bereketlendirecek, bizleri huzurlandıracak, neşelendirecek o mükemmel çocuğu biz bulduk diyen Halime annemiz yani Resulullah Efendimizin süt annesi diğer tarafta da onu alemlere dünyaya getirilmesine sebep olan rahminde taşıyan sevgili Amine annemiz. Bir tarafta sevinçleriyle, heyecanlarıyla ne yapacağını bilemeyen mutlu bir aile Halime annemiz. Diğer tarafta 9 ay karnında taşıdığı daha bir aylık bebeği Muhammed Mustafa'yı süt anneye verecek olan Halime Amine annemiz. Netice Amin annemiz ona diyor ki şunu unutma ki gerçekten sen çok hayırlı, çok bereketli, mübarek bir çocuk aldın. Netice itibariyle beraber ikisi de dönüş yoluna geçiyorlar. Halim annemiz dişi merkebinin üstünde kucağında kainatın efendisi yolculuğa gidiyorlar. Hani dönerken o tin tin gelen yürüyemeyen, zayıf giden o merkep sanki uçuyor. Normalde diğer o beni saat yurdundakiler ne yapmışlardı? Çocukları alıp yola çıkmışlardı. O merkep sanki yürümüyor, sanki koşmuyor, sanki uçuyor be. Merkep bile sevinçten, heyecandan, alemlerin sultanını taşımanın heyecanından o yorgunluğu, o zayıflığı unutmuş ilahi bir güç gelmiş kendisine. O kendilerinden çok saatler önce gidenlere Mekke dışına çıkmış, hızlı hızlı giderek yetişmiş oluyor. Bir bakıyorlar ki normalde diğer kabile çocukları alıp dönerken daha bizim Halim annemiz Mekke'ye gelip süt anne arayacaktı yani. Diyorlar ki Halime size ne oldu? Merkebinizi mi, bineğinizi mi değiştirdiniz? Hayırdır inşallah. O da diyor ki çok anlamadığımız şeyler oluyor. Çok bereketli şeyler oluyor. Vallahi bu aldığımız çocuk çok bereket getirecek bize. İnanılmaz bereketi var diyerek hayretlerini dile getiriyorlar. Biz diyor olay merkeple değil, bizde değil, yeminle olsun diyor. Bu amilenin çocuğu ismi Muhammed. Bunda diyor çok inanılmaz bereketler var. Bereketleniyor. Yaptığımız her şeyde inanılmaz bereket fışkırıyor deyince herkes hadi hayırlısı diyor ama ben size şöyle söyleyeyim. İnsanoğlu fıtratı gereği kıskanmayan insan yoktur. Gıpta ediyorum der, şöyle der, böyle der ama şunu unutmayın gerçekten kıskanır. Herkes baktılar ki Merkep çok hızlı koşuyor. Süt sağıyorlar. Develerinin süt hızlı hızlı akıyor. Daha fazla akıyor. İşte anne olarak emziriyor. Sütleri fazla fazla geliyor. Diğerleri ne yapmaya başladı? Keşke biz bu çocuğu alsaydık. Bak bu çocukta acayip bir şey var. Ve bazıları da demiş ki işte kocalarına işte ya ben size demedim mi bunu alsaydık şöyle alsaydık. Halbuki hiçbirisi Resulullah tarafına bakmadı. Hiçbirisi yetim aramadı. Hiç birisi öksüz aramadı. Bilemezsiniz. Bugün siz de öyle sevgili izleyenler belki süt çocuğu süt anne ve aramayacaksınız ama ya çocuğunu evlendireceksin, kızını evlendireceksin, evladını evlendireceksin. Ararken kimi ararsın? Ararken kimi arıyorsun? Hangi vasıflarda birini arıyorsun? Hangi özelliklerde birini arıyorsun? Bana lütfen bunu bir söyleyin. Bakmışsınız ki babası yok, yetim bir tanecik birisi var. Bir çocuk az maaşlarla çalışıyor. Hiç böyle birisini tercih eder misiniz? Dürüstlüğüne bakar mısınız? Yalan söylemeyin. Kandırmayalım birbirimizi. Bu ekran başında ben sizi şahsi olarak görmüyorum etmiyorum. Allah rızası için bak buradan ibretinizi alın. Eğer bir adamda din varsa, İslamiyet yaşantısı varsa, İslamiyet güzellikleri varsa vallahi de billahi de o adam berekettir. Vallahi de billahi de o adam rahmettir. Onun yaşantısı, onun kazandığı para helal. O bereketle beraber çocuğunuz mutlu olur. Nesilleriniz mutlu olur, huzurlu olur. Yarın bir gün yaşlanırsınız onlar size bakar. Onlar size mutluluğu verir ya. Onları size vereceği hep mutluluktur, berekettir, huzurdur ya. İnsanları tercih ederken bakın bir kabile geldi. O kadar insan varlıklı olanların çocuklarını tercih etti. Bir aile, bir aile Resulullah'ı tercih etti Hepsi onu nasıl yaptı Keşke biz alsaydık yaptı Şunu unutmayın ki Sizin de çocuklarınız evlenecek Kızlarınız evlenecek Evlatlarınız evlenecek Şimdi ben burada süt kardeşi anlatıyorum Süt evlat anlatıyorum diye Aman bizle alakası olmaz demeyin Sen de buradan evlat al Kendine örnek al Sen de evladını yetiştirirken Öksüz yetim birini tercih etmiyorsan Seçim yapıyorsan yapmış olduğun seçimde de Allah ve Resulünün özelliklerini gözetmiyorsan al işte sen de Beni Saat yurdunda Halime annemiz dışındaki diğer aç gözlü kabileye benziyorsun işte. Varlıklı olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyorsan sen de maalesef haram işlemiyorsun. Günah işlemiyorsun ama belki de bereketini getirecek olan aileyi kaçırmış oluyorsun. Bereketini getirecek olan fırsatı kaçırmış oluyorsun. Sana yardımcı olacak aileyi sana yardımcı olacak damadı, sana yardımcı olacak gelini kaçırmış oluyorsun. Buraları güzel örnek alın ha. Sakın çocuk anlatılıyor burada demeyin. Sen de kendi kızına, sen de kendi evladına bak. Bak bakalım buradaki şartlarla o şartlarla uyuşturabiliyor musun kendini? Uyuşturamıyor musun? Evet, Resulullah Efendimiz artık beni saat yurduna geliyordu. Yolculuklar bitmiş, İnsanlar evlerine dönmüş ama Resulullah Efendimiz'in bereketi hala devam ediyor. Beni saat durduğunda kıttık var. Koyunlarını sağıyor Halime annemiz. İnanılmaz süt. Develerini sağıyorlar. inanılmaz süt. Artık mahalle arasında insanlar arasında insanlar çobanlarına kızmaya başlamış. Yahu görmüyor musunuz şu Halime'nin koyunlarına bakın. Sütten sütün fazlalığından artık hayvanlar yürüyemez duruma gelmiş. E siz bir getiriyorsunuz yarım kilo çıkmıyor. Bereket işte böyle bir şey bak. Bereket var ya bereket. Çobanlara kızmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya efendim yeminle söylüyorum Halime'nin koyunlarının gittiği yer Halime annemiz diyelim. <laughs> onun koyunlarının hayvanların otladığı yerle bizimkiler vallahi aynı yer diyor ya. Aynı mezrada aynı alanda otluyorlar. <laughs> Ama biz bilmediğimiz bir şey var. İnanılmaz bir şey oluyor. O hayvanlar akşam dönerken her tarafları süt dolu olarak doluyor. Dönüyorlar. Bizimkilerden yarım kilo bir kilo tabiri caizse çıkıyor. Resulullah var çünkü. Bak hala daha çözememiş insanlar olayı. Ama bizde gıpta etme yok. Hasetçilik devam ediyor hasetçilik. Netice itibariyle Halim annemiz evinde inanılmaz bir bereket. Hayvanların ayakta duracak halleri yok. Kilo artık tabiri caizse. O zamanlar belki kilo yoktu ama ölçek ölçek fazla fazla sütler ayak bastığı hane bir anda değişiyor. Evde mutluluk, mükemmel, hayvanlarda bereket, nebatatlar, yiyecekler, içecekler müthiş bereketler var. Nerede? Resulullah Efendimizin olduğu hanede. Yani Halime annemiz evinde. Sen öksüz diye almazsın, e, yetim diye almazsın, e, babasız diye hiç tarafına bile bakmazsın. Teklif bile etmesine bir insana Allah sahip çıkarsa orada her türlü bereket olur. Mükemmellik olur. Bakın Allah Resulü'nün olduğu evlere ne bereketler yağdı. Allah'ın bizim devlerimizi Resulullah'la bereketlendirsin inşallah. Yayla halkı artık gözleriyle görmeye başladı ki halime artık sen çok şanslısın. Sen şöylesin, sen böylesin. Başladılar halime annemizi övmeye. Halime annemiz de ismi gibi ya. Çok böyle mütevazi, alçak gönüllü. İnsanlara o da bir şey anlatmaya çalışıyor. İnsanlar hasetçiliğinden, kıskançlığından çatlarken o da diyor ki yahu bu çocuk eve geldikten sonra bir şey oldu. Bizle bir alakası yok. Çok güzel, bereketli bir çocuk aldık diye insanlara bir şey anlatmaya çalışıyor ama insanlar anlamaz. Netice itibariyle <laughs> olaylar ne otta ne hayvanda ne bulunmuş olduğumuz ilçede ne bir şeyde. En dar dönemlerde bakın en dar dönemlerde bir bölge düşünün komple kıtlık olmuş. Hayvanlarda hayvanlara yiyecek ot yok. Yağmur yok. Sütleri böyle gıdım gıdım kendilerine zar zor yetecek. Artık çocukları artık çocukları ne olmuş? Artık çocukları böyle kendilerini zor doyuracak hale gelmişler öyle bir kıtlık döneminde Allah Resulü'nün olmuş olduğu evde bereketler yağıyor. Netice itibariyle zamanların ve zeminlerin havanın da yeryüzünün de gökyüzünün de sahibi Allah'tır. Allah'ın sevdiklerini seversen bütün alem yiyecek bir ekmek bulamazsa Allah sana elli çeşit nimet gönderir. Allah'ın bize güzel kulluk, Peygamber Efendimiz'e de güzel ümmetlik yapabilmeyi bizlere ikram eylesin. Netice itibariyle o yayla Allah Resulü ile beraber kıttıktan kurtulacak ama nasıl? Artık insanlar kıttıktan bir çare kalmış. Ne yapalım? Şimdi bizim Türkiye'mizde de belki dünyada da vardır. İnsanlar da kıtlık olduğu zaman şöyle yaparız. Önce bir kurban kesilir. Sonra hep beraber köylü başlarında hocalarıyla beraber çıkar. Allah'tan bir özür dilenir. O kurban kesilir. O köylüye, fakirlere, muhtaçlara bir dağıtılır. Yedirilme olur içirilme olur. Netice itibariyle bir şeyler yapılır değil mi? Yağmur duasına çıkılır. Hoca Efendi de dua eder. Allah Azze ve Celle de samimiyete göre, duruma göre o bölgeye yağmur nimet olarak gönderir. Artık Beni Saat yurdunda inanılmaz bir kuraklık başlamış. Amine annemizin evinin dışındaki hiçbir evde bereket yok. Yağmursuzluk, o nebatatların, yeşilliklerin, hayvanların yiyeceği otların kalmayışı vesaire insanlar artık böyle ne yapacağız? Bu halimiz ne olacak havasına düştüler. Ve sevgili izleyenler hep beraber dediler ki gelin Allah'a dua edelim yoksa bu yağmur gelmeyecek. O yayla halkı komple yağmur göndermesi için Rabbine dua ediyorlar. Hiçbir şey olmuyor. İkinci gün bir şey oluyor. Gene olmuyor. Üçüncü gün bir daha çıkıyorlar. Gene bir şeyler olmuyor. En netice Halime annemiz de Resulullah Efendimiz'e bir şey olmasın diye onu getirmiyor oraya. O bölgeden bir kadın diyor ki o başlarındaki dua eden şahsa ey falanca kişi gel diyor biz bu şeyi yapalım. Burada diyor Halime'nin bir süt evladı var. Alalım diyor onu buraya getirelim. O diyor çok bereketli. Halimenin evine bir geldi hayvanları fazla fazla süt veriyor. Evlerine bereketten geçilmiyor. Şöyle oluyor böyle oluyor. Tabii ilkten o ihtiyar kabul etmedi ama sonradan ahali de ona hak verince dedi ki tamam o zaman dedi getirin Muhammed'i. O da dedi burada kalsın. Onu da dedi buraya getirelim. Bir de onunla beraber deneyelim dediler. Netice itibariyle sevgili izleyenler bu bölümü inşallah diğer bölümde anlatırız. Bu burası çok önemli çünkü biraz daha uzun sürecek özellikleri var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle özet geçmek gerekirse oraya gelişiyle beraber inanılmaz bereketler geldi. O yayla o beni saat durdu tekrar müthiş bereketlerin içine düştü. Rabbim Celle ve Ala de bizim gönlümüzde kurumuş olan Resulullah sevgisini tekrar canlandırsın. Bedenlerimizde eksilmiş olan Resulullah Efendimizin vitaminini Allah bedenlerimize tekrar ikram eylesin. Allah azze ve celle dinine, peygamberine, Kur'an'ına, Rabbine güzel kulluk edecek, peygambere güzel ümmet edecek, Kur'an'a güzel hizmet edecek şuurlar, güzellikler, mükemmellikler kalplerimize, gönüllerimize kurmuş olan iman arsalarımıza Rabbim bol bol yağdırsın inşallah. Sevgili izleyenler, bir Hakikat İncileri programını daha burada tamamlamış olduk. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri inşallah diğer bölümde buluşana kadar hepimize peygamber sevgisiyle kalabilmeyi, İslam aşkıyla, Allah aşkıyla kalabilmeyi hepimize ikram eylesin. Başka bir Hakikat İncileri programında bir daha buluşana kadar hepinizi en güzel emanetçi olan, emanetlere en iyi sahip çıkan, çok güzel Rabbimiz... Hazreti Allah Azze ve Celle'ye sizlere emanet ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Selam ve dua ile. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.